Sevgili Ahmet Selim Kul işte gerçekten mini kardeşlerimizle birlikte çok güzel bir tablonun görüntünün içerisinde Alanya'da Ahmet yeniden bizlerle birlikte sözü kendisine bırakmış olalım. Ömer Saraç çok teşekkürler. Alanya'dayız. Fenerbahçe'nin kamp yaptığı otelin önündeyiz. Burada senin de söylediğin gibi küçük kardeşlerimiz geldi. Fenerbahçe'yi burada çıkarken e, uğurlayacaklar öyle diyelim. Bir yandan da Alanya Spor Okulu'na gidiyorlar, futbol okullarına gidiyorlar. Hepsi aynı zamanda küçük futbolcu kardeşlerimiz ama e, onlara da soralım. Burada herhalde en çok e, sevdiğiniz oyuncu kim? Evet. Evet. yani burada çok ciddi Arda Güler hayranları var. Hepsi onun çıkmasını bekliyor. Onu görmek için bekliyor. Biz de yayını birlikte yapalım istedik. Fenerbahçe çok kritik bir mücadelede Alanya Spor'a konuk olacak. Sarı lacivertler özellikle Cuma günü Galatasaray'ın Konya Spor'a yenilmesiyle birlikte çok daha kritik hale gelen bu mücadeleyi kazanmak istiyor. Alanya Spor'da Ersun Yanal yönetiminde bir çıkış bir hava yakalamıştı. O iç sahada en azından Fenerbahçe'ye karşı kazanarak onlarda bu iyi atmosferi devam ettirmek istiyor iki takımda da eksikler var. Onlardan bahsedelim. Fenerbahçe'de Zalay kart cezası. Alanya Spor'da ise Leroy Fer. Bu iki oyuncu kart cezalısı bu akşam forma giyemeyecekler. Bunun dışında yine ev sahibinde Fatih Aksoy'un durumunun şüpheli olduğunu belirtelim. E, şüpheli oyuncu pozisyonunda Fenerbahçe'de bir isim var. Valencia. Valencia dün yapılan son antrenmanda biraz ağrı hissetti. Ondan dolayı kendisiyle ilgili son karar yine mas saatinde verilecek. Bu, deta bu bilgiyi de paylaşalım. Valencia dışında da Luan Perez, Bacuay ve Lincoln bu üç oyuncunda sakatlıkları devam ettiği için ki Lincoln sezonu kapattı. Bahçay 4-6 hafta arasında forma giyemeyecek. Luan Perez'in de önümüzdeki hafta takıma katılmasını bekliyoruz. Bu isimlerinde yine bu akşam forma giyemeyeceklerini ifade edelim. Tabii Fenerbahçe'de daha önce görev yapmış Ersun Yanal onun için de anlamlı bir mücadele olacak. Yeniden Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek bu akşam sarı lacivertlerde. Ligde iyi bir seri yakalamış durumdalar. 6 maçta 16 puan toplayarak sadece Adana Demirspor beraberliği aldılar son maçlarda. Hafta içinde de Sevilla'ya karşı kendi sahasında 2-0 maçında 1-0 kazanmasına rağmen Fenerbahçe ne yazık ki turu geçememiş ve Avrupa Ligi'ne veda etmişti. Fenerbahçe'de rotasını tam anlamıyla lige çevirdi ve Alanya'da da bu akşam dediğimiz gibi oldukça kritik bir mücadele bizi bekliyor. Şunu da belirtelim. Ara sıra yağmur yağıyor. Genelde biz yayın yaptığımızda yağ yağmur yağıyor. E uzun süredir yağmıyordu. Şimdi tekrar hafiften e yağmur yağmaya başladı. Ee, ama maç saatinde yağış gözükmüyor. Havanın sıcaklığı da gerçekten futbol için oldukça uygun. Son olarak ben muhtemel 11'leri de paylaşmak istiyorum sizlerle. Fenerbahçe e, ev sahibi Alanya Spor'la başlayalım. Kalede Runarsson forma giyecek. Defans hattında sağ bekte Kandiyaya, sol, e, sol bekte Balkovec, stoperde Furkan Fettal ikilisi. Orta sahada Lusamba, Umut. Hucum hattında ise e, hücum hattında ise sağ tarafta Efecan, sol tarafta Cavaliero ve 10 numara mevkinde Efkan ve Forvet'te de Ersun Yanal'ın Ahmet Aslan'la sahaya çıkmasını beklediğimizi ifade edelim. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ise şu şekilde. Kalede Altay Bayındır oynayacak ki o da buraya gelmeden önce kendisini 4 yılda daha Fenerbahçe'yle yapan sözleşmeyi imza atmıştı. Fenerbahçe'nin kaptanı bu maça bu motivasyonla çıkıyor diyebiliriz. Kalede o yine forma giyecek. Defans hattında dörtlü bir diziliş. Sağ bekte Ferdi, sol bekte Osterwold'e, stoperde Serdar Aziz, Samet 2 ikilisini bekliyoruz. Orta sahada yine sağ tarafta İrfan, sol tarafta Rossi, merkezde Arao Zayt ikilisi ve hücum hattında da Valencia ile Joshua King'i bekliyoruz. Dediğimiz gibi Valencia eğer bu maçta forma giyemeyecek durumda olursa da Joao Pedro'nun onun yerine ilk 11'de başlama ihtimali muhtemel diyebiliriz. Alanya'da birazdan saat 5'e doğru Fenerbahçe buradan ayrılacak ve stada doğru hareket edecek. O görüntüleri de size canlı olarak aktaracağımızı bir kez daha hatırlatalım ve şimdilik buradaki notlarımızı tamamlayıp bu genç futbolcu kardeşlerimizle beraber sözü tekrar stüdyoya bırakalım.